Merhaba herkese tekrardan bu cumartesi sabahı. Öncelikle ben Burak Bey'e teşekkür ederim organizasyon için ve bize konuşma fırsatı verdiği için. Kenan Bey'e teşekkür ederim ev sahiplikleri için. Teşekkürler her şey için. Burada şu anda Atom için toplandık. Biraz heyecan var her şey böyle. Yeni girişimlerin açıklanması, acaba biz bunların içinde miyiz diyen bir sürü arkadaş var eminim ki. Veya bir başka grup, seneye biz bu girişimlerin arasında yer alabilir miyiz diyen başka bir heyecanlı grup var vesaire. Ben biraz aslında daha farklı bir noktadan işe değinmek istiyorum. Aslında benzer şeyleri söyleyeceğim yine. Çünkü konfor zone dediniz, işte biraz böyle açgözlü olmamak gerekiyor dediniz özellikle Paul Bey. Biraz böyle işin zorluklarıyla başlayıp, işte fedakarlıkla başlamak gerekiyor dediniz. Benim söyleyeceklerim aslında bundan alakalı. Biraz benim geçmişe dayanıyor bu işler. Ben direktman deneyimimi paylaşmak istiyorum. Ve bundan sonra deneyimlerimin nereye beni taşıyacağıyla alakalı bir şeyler paylaşmak istiyorum. Girişimcilik biraz hızlı ve böyle doğru kararları ne kadar iyi aldığınızla alakalı bir durum. Ne kadar hızlı ve ne kadar doğru karar alırsanız o kadar iyi büyütüyorsunuz işleri veya o kadar iyi noktalara taşıyabiliyorsunuz durumu. Girişimcilik biraz sonradan öğrenilebilen bir şey gibi görünse de aslında biraz içinizde olması gerekiyor. Ben pek çok arkadaşımı hatırlıyorum okuldan. Mevcut ortam onlara o kadar konforlu ve rahat geliyordu ki o ortamın dışına çıkmakta oldukça zorlanıyorlardı. Veya o ortamı bırakmaktan rahatsız oluyorlardı. O düşünce bile onları rahatsız ediyordu. O yüzden her zaman için daha böyle korunaklı, işte düzenli bir maaş, düzenli bir iş, mesai bittiği zaman eve gitme vesaire gibi bir süreci tercih edebiliyorlardı. Fakat ben biraz tersinde ilerledim. Bu tersinde ilerlemenin ana noktası genelde işin can sıkıntısı noktasıydı. Yani bir şeyleri yapamıyorsunuz, imkanlar yok, o konfora ulaşamamış durumdasınız. Haliyle o sıkıntı sizi birazcık işin dışına çıkmaya, biraz daha farklı yolları tercih etmeye, biraz daha farklı şeylere bulaşmaya itiyor aslına bakarsanız. Birkaç örnek vererek aslında devam etmek istiyorum. Benim ilkokul, ortaokul dönemindeki yaşadığım bazı sıkıntılı deneyimlerde bir tanesi ortaokulda bilgisayar diye bir cihaz var. Ben böyle gazetelerden görebiliyorum sadece. Siyah beyaz fotoğrafları oluyor ve devasa büyük cihazlar. Hep de böyle altında derslerde daha başarılı olmak için bilgisayarla çalışabilirsiniz falan gibi böyle güzel bir gaz bir cümle oluyordu satış amaçlı. Fakat devasa büyük para, tabii alınabilme şansı çok mümkün değil. Ben bildiğiniz koyun pazarlığıyla okulda açılan bilgisayar kursuna girmek için babamın yaklaşık bir ay süren bir kavganın sonrasında ki böyle 15 gün 20 gün konuşmuyoruz falan ikna ediyorum ve bilgisayar kursuna bir programlama dilini öğrenme amaçlı giriyorum. Bu arada oyun yok dikkat edersiniz işin içerisinde. Tabii gönlümüzde oyun yatıyor ama oyun olmadığı için mecburen diğer tarafı öğrenmek zorunda kalıyoruz. Sonra liseye geçiyor durum. Lisede bir şekilde bilgisayar alıyorum. Böyle birkaç sene uzunca bir süre hatta yine bir koyun pazarlığı sürecinden sonra işte bolca takdir teşekkür belgesi getirme şartına istinaden bisikletten vazgeçerek bilgisayara ulaşıyorum. Fakat yine oyun çalışmıyor. Bilgisayar o kadar eski ki oyun çalıştırmak için uzunca bir süre uğraş veriyorum fakat yine oyun çalışmıyor. Çalışan iki tane yazılım var. Biri Basic programlama dili, diğeri Pascal programlama dili. Tabii ne olduğunu da bilmiyoruz. Uzun uğraşlar sonunda ben Pascal programlama dilini bir şekilde öğrenmek zorunda kalıyorum çünkü canım sıkılıyor evde. Yani dersler bitiyor, bilgisayar var, hiçbir işe yaramıyor. İşte soğuk, aptal ve gürültülü bir cihaz. Bir de siyah beyaz o zamanlar her şey. Yine bir programlama diline başlıyorum. 15 yaşına geldiğimde ben iki farklı programlama dilini bir şekilde mecburen öğrenmiş pozisyonda oluyorum. 95 yılında ben üniversite sınavına girdim. O zaman ÖYS diye böyle bir kabusumuz vardı bizim. İşte ÖSS'nin abisi. ÖYS biraz da böyle zahmetli bir abiydi. ÖSS biraz daha sevimli bir abiydi. Kolay geçiyorsunuz, iyi puan alıyorsunuz falan. Sınavın sonucunu şimdiki gibi böyle hızlı da öğrenemiyorsunuz. Yazın ortasında, tam tatilin ortasında öğreniyorsunuz. Sınav sonucunun kötü bir şekilde geldiğini öğrenip tatili ortada bırakıyorsunuz. Bende de aynen böyle oldu. Tatili ortada bıraktım. Şehre geri döndüm. Ne yapayım diye düşünürken ya ben bir işe gireyim en iyisi. Bu dersler falan beni çok böyle memnun etmiyor. Sıkılıyorum çünkü ders çalışırken. Ben en iyisi bir işe gireyim dedim. Bir bilgisayar firmasında ofis boy olarak iş buldum. İşe girdim. Yaklaşık 2,5 ay civarında orada çalıştım. Ofis boy olarak başladım ama programlamaya olan bilgim merakımdan dolayı ben 15. gün bir şekilde şirket sahibinin yönlendirmesiyle o zamanın meşhur sistemi olan Novell ve Dbase yazılım dilini bir şekilde öğrenmek zorunda kaldım. 2 ay gibi bir süre bu arada öğrenmek zorunda kaldım diyorum da uzmanlaşamıyorsunuz. Her şeyden bir parça alıyorsunuz. Kendinize katıyorsunuz.
Tabii bu arada babamla konuşmuyoruz yine. Ben üniversiteye girmek için tekrar dersleri çalışmadığım ve başka bir işle ilgilenmeye başlayınca o yine benimle konuşmaya kesti. Tabii bu arada yaş 15, bunlar başka bir travma şeklinde büyüyor başka taraftan. 2,5 ay sonra ek kontenjan diye bir şey açıldı benim yılımda. Bu ek kontenjan vasıtasıyla ben Ege Üniversitesi 2 yıllık bilgisayar bölümüne kabul edildim. Yine İstanbul'dan kaçtım. Babam yine benimle konuşmuyor. İstanbul'dan gitmemi istemiyordu. Bu arada tabii bu konuşma meselesi aslında şöyle, evde ciddi bir huzursuzluk yaratıyorsunuz, büyük çocuksunuz, denek durumundasınız, her şeyde hayır deniyor size. Haliyle birazcık bunlar böyle sıkıntı verici oluyor, bunlar hep zorluk ve siz bunları bir şekilde katakulliye getirip, ikna edip, böyle mutlu zamanını yakalayıp kandırmakla çözmeye çalışıyorsunuz. Ben Ege Üniversitesi'ne gittiğimde, tabii hayal şu, işte bilgisayar bölümündeyiz, bilgisayar kullanacağız, çok eğlenceli olacak, her şeyi çok iyi öğreneceğiz. Çok seçeneğimiz olacak vesaire. Haftada 4 saat bilgisayar dersim var bu arada. Bilgisayar bölümü öğrencisiyim title olarak. Tabii yeterli değil. Mecburen başka dersler, işte başka imkanlarla bilgisayara dokunmaya çalışıyoruz. Genelde okulun öğrenci grubunun yaptığı şey şuydu. Mesela ders biterdi mesai gibi. Herkes kafeteryalara dağılırdı. Benim gibi 3-4 tane meraklı arkadaş bilgisayar laboratuvarının önünde sıra beklemeye başlardı. Olur da gelmeyen bir öğrenci olursa bilgisayara bir şekilde ulaşsın ve bilgisayarı kullanmaya başlasın diye. Bu geçen süre sonrasında bize dediler ki ya siz meraklı ilgili adamlarsınız. Okulda size bir part-time iş verelim. Bazı angarya işleri sizi yapın. Bu arada da bilgisayar kullanma fırsatınız olsun. Çok cüzi de olsa bir para kazanın. Uygun gördük. O süre itibariyle başladık kullanmaya. Bu arada bize dediler ki bilgisayar kullanabileceksiniz. Biz sırf bu yüzden kabul ettik aslında işi. Bilgisayar dedikleri cihazın böyle klavyesi 15 kilogram civarındaydı. IBM'in 3090 diye geçen bir VM sistemiydi. İşte içinde böyle nükleer enerjiyle çalışan bir yapı vardı. Devasa gürültü çıkarıyordu falan. İnternete bağlı dediler ama bu bilgisayarlar. İnternet dergilerde gördüğümüz böyle renkli falan gibi bir şeyken biz aslında çirkin, kötü, siyah bir ekrana bakıyorduk orada. O bilgisayarlarda ben iki şey öğrendim. Biri hiçbir zaman hayatta kullanma gereği duymadım. Bir yazılım dilini daha öğrenmek zorunda kaldım. Bir de IRC diye bir program çalışıyordu. Bu IRC denen program vasıtasıyla dünyadaki insanlarla iletişim kurabilirsiniz dediler. Biz araştırdık, 8-10 kişi falan dokunabiliyoruz. Biri Amerika'da bir yerde, biri Adana'da bir yerde, biri İstanbul'da. Bu Adana'daki arkadaşla ben o gün tanıştım, hala beraberim. Şimdi beraber iş bile yapıyoruz aslında. Tahir benim uzun süredir çalıştığım arkadaşlardan bir tanesi oldu. Zaman içerisinde bu okulda öğrendiklerim beni hep böyle ihtiyaçtan bir yere taşıdı. Fakat o öğrendiklerim sayesinde de daha iyi imkanlar kazanmam sağlandı. Yine örnek vererek ilerlemek istiyorum. 98'de okuldan ben devamsızlıktan dolayı atıldım. Çünkü özel sektörde çok para kazanabileceğimi fark edince, o yaşlarda da bir çocuğa çok para verirseniz, okulu, dersleri, hocaları pek iplememeye başlıyor durum. Bu maalesef bir problem. O zaman ama çok böyle şey bir şey geliyor, böyle cool bir şeymiş gibi geliyor. Ve insanlar o yaşta olduğunuz zaman böyle onu yapmaya biraz da dürtüler herhalde. Zorluyor sizi. Nitekim ben okula devam etmedim ve okulu bıraktım. İstanbul'a geri döndüm, çeşitli işlere bulaştım. Bir arkadaşımın bana verdiği bir iş vardı. Ya bir web sitesi yapma ihtiyacımız var ama çözemiyoruz. Web sitesi yapmak demek benim için okulda çok boş zaman var. O aptal bilgisayarlarda da kullanabileceğim tek şey bu HTML dilini öğrenmek ve Photoshop vesaire gibi basit programları öğrenmekti. Bunlar da aslında ihtiyaçtan değil, yani program başka bir şey olmadığı için mecbur onları kurcalamaya başlıyorsunuz. Biz bu mecburiyetten öğrendiğimiz uygulamalarla böyle haftada 3-4 tane web sitesi yapan, ayda 8-10 bin dolar para kazanan bir yapı kurduk hızlıca. 2-3 ay içerisinde ciddi bir para kazandık aslında bu süreçten. 3. ayda başka bir arkadaşımız duruma uyandı. Siz ya çok güzel para kazanıyorsunuz, bu böyle olmaz, gelin sizi şirketleştirelim dedi. Yıl daha 98'di o zamanlar. Biz bir şirketleştirelim konusunun neden olduğunu bilmiyoruz tabii. Yaşta çok küçük, 19 yaşındayız daha. Fakat dedik iyi, okey, amaç ne? İşte daha büyük olacaksınız, kurumsal olacaksınız, daha işte komplike, daha büyük bir ekiple, daha büyük işlere, daha doğru şirketlere ulaşacaksınız. Daha çok satış yapıp, daha çok para kazanacaksınız. Şimdi hedef para kazanmak tabii. Okey dedik, atladık işin içerisine. 3 yıl gibi bir süre biz bu şirkette ortaklığa devam ettik 2001 yılına kadar. Yaklaşık 500 civarında proje yapmışız. Bunlardan 250 tanesi full yazılımla alakalı. Ve bütün bu yazılımları ben organize ediyorum. Yanımda bir iki arkadaşımız daha var beraber çalışan ama maalesef sektörde hiç bu işlerden anlayan kimse yok. Ve biz daha
Yeni yeni bunları çözmeye çalışıyoruz. Bu yazılımlar bana geçmişte mecburiyetten öğrendiğim yazılımlardan oluşuyor aslında. Böyle severek, isteyerek, planlı programlı öğrendiğim şeyler değil. Ama öğrenmişim bir şekilde ve bunu bir şekilde gün içerisinde zamanı geldiğinde paraya çevirecek bir fırsat yakalamışım. Aynı zamanda bu şirket içerisinde biz işin web sitesinin yayınlama işlemlerini de kendimiz yapmak zorundayız. Çünkü sektörde bunu sağlayabilecek firma yok. O kadar uç örnekler veya özellikler istiyoruz ki biz mecbur kaldık kendi sistemlerimizi çalıştırmaya. Okulda geçmiş 95-96 yıllarında mecburiyetten Linux işletim sistemini öğrenmek zorunda kalmıştım ben yine. Çünkü okulda e-mail sistemi yoktu, okulun bu sistemi kuracak parası yoktu. Biz bedava olduğu için Linux'u tercih edip işte herhangi bir bilgisayarda çalıştırabileceğimiz bir yapı kurduk ve onun üzerinde en azından kendi ihtiyaçlarımızı çözmeye çalışmıştık. Orada öğrendiğim, yine mecburiyetten öğrendiğim değer, o şirketin içerisindeki bütün altyapıyı, onun üzerindeki bütün yazılımları kendi keyfimize göre, tamamen kendi mesleğimize göre çalıştırma fırsatı verdi bana. 2001 yılında ben bu şirketteki ortaklığımdan ayrıldım. Aramızdaki ilişkilerden dolayı, yaş 22, çok para kazanıyorsunuz. Haliyle ticaret tarafı bir kenara, ilişkiler tarafında zorlanmaya başlıyorsunuz. O şirketten ayrıldıktan sonra ne yapmam gerekiyor vesaire diye düşünmeye fırsat bulamadan yine müşterilerimizden biri olan birinden bir iş teklifi geldi. Otomotiv sektöründe bir bilgi işlem yöneticiliği pozisyonu var dediler. Bilgi işlem yönetici de şöyle bir şey. Ben teknolojik olarak o dönemin en iyi noktalarından birini biliyorum. Bütün yazılım dilleriyle bir şekilde haşır neşirim. İnternet denen sistemde, ortamda işte en gelişmiş uygulamaları yapabilecek durumdayım. Ama ticari olarak yazıcıdan çıktı alamıyorum diye gelen taleplere cevaplayacağım bir iş tercih etmek zorunda kaldım. Çünkü işin içerisinde farklı teknolojiler vardı. Sektör otomotivdi. Geçen aylarda bir otomotivden alakalı startup'ın biriyle bir görüşme yapıyoruz. Yatırım meselesiyle ilgili. Ben direkt sektörün kendisiyle alakalı sorular sormaya başlayınca ne alaka dediler. O zaman orada çalıştığım yıllarda kazandığım alakasız bir deneyimim vardı çünkü. 2003'e kadar ben orada göreve devam ettim. Buradaki görevde benim için en değerli nokta şuydu. Yıllarca hep teknik insanlarla, benim gibi insanlarla, yıllarca hep teknik ortamlarda, teknik cihazlarla beraber olunca aslında elimdeki değeri, elimdeki gücün ne olduğunu farkına varamıyorsunuz. Çünkü sıradan bir şey. Herkes biliyor sizin bildiğiniz şeyi. Ve siz bu durumun farkına varamıyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Bundan nereye gidebilirsiniz? Bunu nasıl paraya çevirebilirsiniz? Farkına varamıyorsunuz. Çünkü ev arkadaşınız da, komşunuz da, yakın arkadaşınız da, beraber yiyip içtiğiniz insanlar da aynı şeyleri biliyor. Yani kimseye satamayacağınız için arkadaş grubunda siz gerçek dünyayı bilmiyorsunuz. O deneyim benim gerçek dünyada ne kadar değerli şeyler bildiğimi bana öğretti. Şirkette ben ilk hafta bir fax server kurmuştum. Galiba 20-25 tane sekreter vardı toplamda grubun içerisinde. Sekreterler tapıyordu bana bir tane fax server kurduğum için. Çünkü saçma sapan bir sürü evrak, toner vesaire derdinden, kaybolan dosya derdinden çözülmüştü. Ben bir fax serverle onlar için ciddi derecede böyle sevilen bir karakter haline gelmiştim. Muhasebe müdüründen sürekli şikayet alıyordum. Çünkü muhasebe benden önce en değerli birimdi. Benden sonra herkes bana mecbur kalmıştı. Orada bana öğretilen, biraz da patronun becerisiyle bana öğretilen yaptığım işin gerçek dünyadaki değeriydi. Bu duruma ben uyanınca dedim ki ya bu iş bana ters, ben memuriyeti ilk defa yaşadım ama daha fazla yaşamamak için bu bilgiyi nasıl daha fazla paraya veya daha fazla nasıl fırsata çevirebiliriz? 2003 yılında ben şirketten ayrılacağımı söyledim. Patron ne için diye sorduğumda ya bir hosting firması niyetine girdim dedim. Hosting'in ne olduğunu kimse bilmiyor bu arada tabii. Niçin diye sordu. Dedim ya daha iyi para kazanmak için. Fiyat sordu, ne kadar para kazanacaksın dedi. Söylediğim fiyat aldığım maaşın 1/3'üydü yıllık toplam. Dalga geçti bu paraya mı çıkacaksın diye. Ya işte ayda bu kadar artıyor, yeni müşteri geldikçe bu rakam yükselecek vesaire diye anlattım ama başarılı olamadım. Yine o vay adam işte saçma sapan bir işe gidiyor dedi. Ama çok güzel bir şey söyledi. Dükkan senin. Başarılı olursan veya olmazsan da ne zaman istersen geri dönebilirsin dedi. Tabii bu rahatlık ve konfor noktasıyla ben kendi şirketimi kurmaya tekrar daldım. Şirket adını bulmakta zorlandık. O yüzden sadece hosting gibi böyle dar vizyonlu ve kısık bir isim seçmek noktasında. İşe başlamak için bir isim seçmem gerekiyordu. Hızlıca ismi seçtim. Yaklaşık olarak bu şirketi kurduktan bir yıl kadar sonra...
İşler, eş, dost, arkadaş, bu az önce bahsettiğim bütün yıllar boyunca sahip olduğum ilişkiler sayesinde iş ciddi derecede hızlı büyüdü. Benim beklediğim işte yılın sonunda aldığım maaşın 1/3 iken yılın sonunda aldığım maaşın 4-5 katına çıkmıştı benim bütçem. Şirketin bütçesi daha doğrusu, benim değil. Fakat şurada bir darboğaz yaşadık, yine bir zorluk. İşte satın aldığımız servisler işimizi büyütmemizin önüne ciddi bir engel oluşturmaya başladı. İstediğim servisi ve altyapıyı alamıyordum sektörden. Ve maalesef kapalı bir dünyaydı ülkemizde o zamanlar bu iş. Tamamen zamanı ve durumu fırsat bilerek biz bu veri merkezi işini kendimiz yapabilir miyiz diye kurcalamaya başladık. Para lazım öncelikle bu işi kurcalamak noktasında. Bu para meselesini çözmek için borçlanmayı tercih ettim ve ben işte yaklaşık 30 bin lira civarında bir para harcarız, biz bu işi yaparız diye daldığım plandan yaklaşık 150 bin lira borçlanarak ilk veri merkezi ortamını organize ederek çıktım. %100'ünü borçlandım ben bu paranın. Borçlanmanın nasıl yapılacağını bilmiyorken oldu bu işler. Bankaların, 3-4 bankanın kapısında yatmıştım aslında bakarsanız. Bankalardan birinin yöneticisi tanıdıktı. Anneme şikayet etmişti beni şeyde. Ya bu çocuk böyle borçlara giriyor, kesin batacak. Yani işte bunu böyle yönlendirmeyin de bir yerde maaşı çalışsın vesaire diye banka yöneticisinden anneme şikayet edilmiştim. Ben tabii yine dinlemedim. Ardından 2004 yılında bu kurduğumuz sistem 2005-2006 yılında yine yetersiz gelmeye başladı. Yetersiz gelmedi aslında. Biz iyi para kazanır hale geldik. Yine bir darboğaza girdik. Çünkü iş büyüyor, altyapı yatırımı yapmak gerekiyor. Bu defa 150 bin lirayla kurtulabilme şansım yok. Yatırım yapmak yerine para biriktirmek gibi güzel bir ve tatlı ve kolay bir metot var önümde. Ben o metodu tercih edebilirdim. İyi de para biriktirebileceğimi düşündüm. Fakat sonra şu noktaya girdi iş. Yaş küçük. İşte bu riski almazsam bugün, yarın ne zaman alacağım bir daha deyip ben bodoslama tekrardan dedim ben bu yatırımı yaparım. Çünkü en büyük korkum şuydu, benden bir başkası gider de o yatırımı yaparsa ya ben pazar kaybederim, büyüme fırsatını kaybederim vesaire gibi dertlerim vardı. Büyüyen müşterilerime destek verebilme fırsatını kaybederim. Ben yine bodoslama daldım. Bu sefer düzgün bir plan yapacağımı düşündüm yine. 300 bin lira dedim bütçeyle biz bu işi halledeceğiz. 650 bin lira bütçeyle çıktık biz o yatırımdan. Ben yine %100 borçlandım. Aradan 2 yıl geçti. Bu 2 yılın sonrasında biz yaklaşık 3-4 milyon lira civarında bir yatırım yapmaya devam ettik bu süre içerisinde. Gelen para %99 olarak bu arada işe geri yatırılıyordu. Bu süre boyunca ben bu arada bütün arkadaşlık ilişkilerimi bir kenara koydum. Ofisten hiçbir zaman çıkmıyorum. Neredeyse 24 saat ofisle ilgileniyorum. Kafa tamamen burada zaten. 2006'ya geldik bu kavga gürültü içerisinde. 2008'e geldik kavga gürültü içerisinde. 2008 yılında bizim yine yatırım yapmamız gerektiğini fark ettim. Bu defa erken fark ediyorum. Dedim ki bu sefer 4-5 kat büyük bir şey yapacağım. Bıktım çünkü her yıl taşınıyoruz, borçlanmaya uğraşıyoruz, millete laf anlatmaya uğraşıyoruz. Bu sefer dedim daha büyük bir yapıya ihtiyacım var. Ben dedim 4-5 kat büyük bir yatırım yapayım, 4-5 kat büyük bir operasyona girişeyim. En azından bir 3-5 sene kafam rahat etsin sonrasında diye düşünmüştüm. 2008'de süper bir plan yaptım. 1,5 milyon lira borçlanacağım dedim. Şirketin cirosunun yarısı neredeyse, %60'ına falan denk geliyordu hatırladığım kadarıyla. Mantıklı görünüyordu finansal olarak, teknik olarak. Yine ben bodoslama daldım. Yatırımdan 3,5 milyon lirayla çıktım. Şirketin cirosunun neredeyse 1,5 katı civarında bir borç vardı. 3 yıllık geliri bağlamıştım uzun lafın kısası. Yani ben 3 yıl boyunca hiç müşteri kaybetmeden sürekli büyümek zorundaydım o noktada. Tabii borçlanmak kolay olmadı. Annemin evinden tutun da kayınpederin yazlığına kadar ben her şeyi ipotek ettirdim bu arada. Önce gittim onları kandırmam gerekiyordu. Zor oldu bu arada. Çeşitli şeyler vermek zorunda kaldım. Mesela kayınpederi işte ayda bir defa görmem gerekiyordu falan gibi bir süreç vardı. Neyse bu tarz rüşvetlerle meseleyi bir şekilde çözdüm. Şimdi yine yanlış plan gibi görünüyor ama aslında geri dönüp baktığımda şöyle bir durum var. Ben aslında yanlış plan yapmıyordum. Benim bütçelerim gerçekten %99 tutuyordu. Fakat yatırımı yapmaya başladığımda şuna uyanıyordum. Ya ben 100 liralık bir cihaz alarak bu işe giriyorum ama yanına bir 100 liralık cihaz daha koyarsam ben müşteriye iki kat daha farklı bir şey satabilirim. Yani yeni bir şey satacağım. Demek ki ben bunu yapayım. Şimdi yapmazsam bu fırsatı kaybedeceğim tekrardan. Ben onu da yapayım da bütün model. Bu benim bütçemi bozuyordu aslına bakarsanız.
Fakat bu yaptığım modelin arkasından biraz da ısrarcı tavırlar bunların hepsini tekrar paraya çevirdi. Biz 2009 yılına geldik bu şekilde. Yeni altyapıya geçtik. İhtiyacımızın 5-6 katı büyüklüğünde bir kapasitemiz vardı. O an itibariyle 2009 yılında memleketteki en büyük veri merkezinden birine sahiptim. Sanıyorum Türk Telekom da en büyük fiziksel alan anlamında. Fakat özel pazara vurduğunuz zaman en büyük şirket durumundaydık. 2009'da bir darboğaz yine yaşandı. Biz geçmiş yıllara dikkat ettiğimizde hep altyapıya yatırım yapmışız. Biz insan kaynağına hiç yatırım yapmamışız. İşler çok yoğun olmaya ve büyümeye başlayınca insana tıkandık. Bu sefer ben insan gücünü nasıl çözerime giriştim. Önce eski ekibi upgrade etmeye çalıştım. Bir kısmında başarılı oldum, bir kısmında başarılı olamadım. 2009'da şirketi %70 büyüttüm insan kaynağı olarak. En büyük şansım şuydu. Kendim nasıl bir ortamda çalışmak istiyorsam ekibe de onu paylaşıyordum. Haliyle rekabet ettiğim diğer firmalardan daha avantajlı şartlar sunmaya başlamıştım. Ve çok hızlı insan kaynağına ulaşabildim. Ve doğru insanlara dokunabildim tamamen şansımdan dolayı. O doğru insanları ikna ettim. Bir arkadaşım sunumda şey demişti, doğru insanları kandırmanız gerekiyor bu tarz durumlarda baştan. Gerçekten kandırmayı başarmıştım o arkadaşları bana transfer olup benimle beraber çalışmaları için. 2009'da şirket insan kaynağı olarak büyüdü. Altyapı olarak sıkıntımız yok. Ciro'nun iki katı, 1,5-2 katı borçlu durumdayız falan. Artık dedim başka bir kulvar tarafına geçelim. Biz yani mevcut durumda her şeyi, işle alakalı her şeyi hallettik. İş büyüyor. Artık ben ekibe de yıktığım için bazı işleri yine can sıkıntısı oluşunca başka bir kulvara geçmek gibi bir durum ortaya çıktı. Ne yapabiliriz başka kulvara geçebilmek için? O yıllar böyle yatırımcılık, işte internet şirketlerinin satışı falan gibi de hikayeler dönmeye başladı. Daha ekosistemin ilk zamanları, daha yeni yeni oluşuyor ortam. Etom'un ilk yılları vesaire gibi dönemden bahsediyoruz aslında. Sonra ben şirkete ya bir yatırım alsak, bu kadar borç psikolojik olarak bana çok ağır geliyor, tek başıma yükün altından kalkmakta zorlanıyorum yer yer vesaire. Dedik ya bir yatırım alalım, biz şirkete hızlı büyütelim işi. Yine az önce bahsettiğim Ayars'tan tanıştığımız Tahir'in yardımıyla Serkadın'ın da bir arkadaşla tanıştık. Kendisi finansman danışmanı. Bu yatırım ilişkilerini vesaireleri yönetiyor. Biz bir toplantı yaptık. Toplantıda bana ilk sorduğu soru EBITDA ne kadar dedi. Ben EBITDA'nın ne olduğunu bilmiyordum bu arada sorduğunda. ARPU dedi, ODIT dedi, IFRS dedi, hiçbir şey bilmiyorum. Biz Serkan'la sonra 500 görüşme yaptık yaklaşık 3 yıllık süre içerisinde. Biz bu 500 görüşmeden 20-30 tanesinde telefonları suratımıza kapatıyoruz. 50-60'da, %50'sinde minimum küfürlü kavgalı falan oluyor bu görüşmeler. Bu süre içerisinde şunlar oldu. Biz 2009-2010'da 10 milyon liraya değerlemeye çalıştığımızda bize kartvizit dahi vermeyen yatırımcı ilişkilerinden 3 yıllık bir süre sonrasında şirketi 90 milyon yaklaşık bir değerlemeyle satışını gerçekleştirdik. Bunlar geçmişe doğru baktığımızda benim tamamen o can sıkıntısı, şunu da yapalım, bunu da yapalım, bunu da halledelim, şimdi yapmayacaksak ne zaman yapacağız gibi motivasyon metotlarıyla bir şekilde oluşturduğumuz yapı. 2014'e geldik, Temmuz ayındaydık, ben şirketten ayrıldım. %100 satışını gerçekleştirdiğimiz şirketten ayrıldım ve bu ayrılmak bana oldukça zor gelmişti. Çünkü 11 yıllık bir kafanın %100 çalıştığı bir yeri bırakıyorsunuz. Yani bir gün sonra günde 200 mail cevaplayan ben hiç mail almıyorum. Öyle bir duruma dönmüştü mesele. Bayağı bir sıkıntılıydı. Tabii bu bir rahatsızlığa döndü. Yine tekrar düşünmeye başladık. Ne yapabiliriz? Şunu fark ettim. Ben aynı insanlarla yine görüşüyorum. 11 yıldır, 20 yıldır görüştüğüm insanlarla. Ama şunu fark ettim. Ben artık farklı bir şekilde konuşmaya başlamıştım. Farklı bir yerden işe bakmaya başlamıştım. Farklı bir açıyı görmeye başlamıştım. Ve ben bu açıyı, bu noktayı yakalayarak bir geçmiş deneyimleri startuplara veya şirketlere yatırım yaparak bunları, bu şirketleri daha hızlı nasıl büyütebileceğimizle alakalı deneyimleri aktarabileceğim bir yol veya yeni bir kulvar içerisine girebileceğimi fark ettim. Bununla alakalı olarak da aslında Tahir ve Serkan'ın bana söylediği ilk şeyi onlara bir sene sonra satıyordum bu fikri. Sanki benimmiş gibi satmaya çalışmıştım. Tabii dalga geçtiler yine. Onlar yönlendirmişti aslında beni ilk başta. Şu an geldiğimiz noktada ben size kabaca yaşadığım zorlukları ve bunları bir şekilde hırsla, inatla, heyecanla,
nasıl açtığımı anlatmaya çalıştım. 20 dakikaya sığmıyor ama bu maalesef. Bu noktada buradaki girişimci arkadaşlara veya girişim heyecanına sahip arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Açıkçası rotanızdan sapmayın. Yani o rota maalesef yazılı çizili olmuyor. Tamamen doğaçlama gitmeniz gerekebiliyor. Bu doğaçlamaya giderken de bildiğinizi okumaktan çekinmeyin. Çünkü bildiğinizi okuduğunuz zaman geriye dönüp bir süre sonra bakıyorsunuz ve rotayı o zaman görebiliyorsunuz. Yani önce gitmeniz gerekiyor ki gittiğiniz rotayı görebilirsiniz. Ben kabaca bu şekilde paylaşıp sınırlı zamandan dolayı konuyu kapatarak sözü bırakmaya teslim ederim. Teşekkür ederim.